Bugün arkadaşlar ve bugün Minecraft Solar Game soracağız arkadaşlar. Allah'a ısmarladık hepiniz ve Bedlion sorduğunuz her zaman gibi. Umarım güzel bir oyun olur diyorum arkadaşlar ve bugün konumda dünyanın en iyi PvP'si. Evet, ilginç bir konu. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Bu arada ilk sen videoyu beğenirseniz de cidden beni çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz. Hepinizin beğenilerini bekliyorum arkadaşlar, videoyu beğenmeyi unutmayın dediğim gibi. Bakalım ne olacak. Öncelikle şunu söyleyeyim, acayip lag'lıyım arkadaşlar. Hani bu 3. denemem. İlk denememde deathmatch'te öldüm. İkincisinde de herif lag'dan dolayı kesti yani. Diamond Sword yaptım arkadaşlar ama yapmamış gözüktüm. Yani aslında yapmamışım. Adama vuruyorum vuruyorum, ölmüyor ardından. Reislik bir olaydı. Ve galiba Türk arkadaşı target atıyor. Al, öldürecek misin beni? Ha, yok, bu vurmuyormuş abi. Biri kılıçla vurdu da bu sandım yani. Dediğim gibi arkadaşlar, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hepinizin beğenilerini bekliyorum. Bugün konumda arkadaşlar dünyanın en iyi PvP'cisi arkadaşlar. Dediğim gibi güzel bir konu olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, bu vurmuş abi bana. Gel bakalım, inş ölürsün yani. Harbiden güzel target. Kendilerine de buradan tüm Türk arkadaşlar selamlar söylüyorum. Öte yandan arkadaşlar, şimdi bu 400. bölüme yavaş yavaş yaklaşıyoruz arkadaşlar. Cidden hani şaka gibi 400. bölüme az kaldı. Koskoca 400 bölüm arkadaşlar, kaç yıldan beri sizlerle Survival Games çekiyorum. Sağ olun hani beni de hala izleyenler varsa, çok eskilerden beri, kendilerine çok 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 teşekkür ediyorum. Hepiniz adamın dibisiniz arkadaşlar. Sağ olun, var olun yani. Ben de inşallah sizler olduğunuz sürece, sizler istediğiniz sürece çekmeye çalışırım. Öte yandan ne diyecektim, hani bir zamanlar, ilk başladığım zamanlar böyle Survival Games'e, ilk böyle PvP'ye, işte PvP öğretmeye çalıştığım zamanlar arkadaşlar, şeydi, ne denir ona, neden ulan abi, işte büyük kanallar vardı arkadaşlar, böyle birkaç tane. Çok büyük kanallar değil aslında, küçük kanallardı ama hani böyle 50 bin abone falandı. Onlar normal Hunger Games çekiyordu, PvP çekmiyorlardı arkadaşlar. 100 bölüm falan Hunger Games çekmişler. Diyordum ben bu adamları hiç geçemem ya, adamlar işte hani kaç bölüm çekmişler, vay be nasıl çekmişler falan diyordum arkadaşlar. Ve şimdi hani onları 4'e katladık arkadaşlar ve hani 400 bölüm olacak yani. Bu 370. bölüm falandır tahminime göre. Artık bölümleri, bölüm sayılarını da hatırlayamıyorum, fark ettiyseniz. Bu da gayet normal bir şey ve bu da açıkçası güzel bir şey arkadaşlar. Yani 400 bölüm Survival Games çekmek güzel bir şey. Bazı yabancı PvP'ci kanallar bile hani 400 bölüm Survival Games çekmedi. Açıkçası güzel bir duygu olduğunu düşünüyorum. Tabi böyle çok büyük bir şey değil hani, 400 bölüm çektim en iyisi benim demiyorum ama yine de iyi bir şey olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ve bugün asıl konuma geçeyim. Tabii ki de şey oldu arkadaşlar, birazcık daha sizlerle şey gidelim ya, işim doldu birazcık, işimi boşaltayım sizlere. Çok güzel başlangıç yapmıştık arkadaşlar, PvP falan öğretiyordum. Sonra ne oldu, ban yedim. Sonra ne oldu, yine ban yedim. Sonra banım açıldı, ne oldu, yine ban yedim. Ve şu an gördüğünüz gibi hala sınırsız banlıyım yani. Açıkçası hani daha da güzel gidebilirdi böyle. Ama maalesef izin vermediler arkadaşlar. Türkiye'de de maalesef böyle oluyor olaylar. Hani bir şeyi eğer başarıyorsanız, ben bir şey başardım ki, bir şey başarmaya başladığınız andan itibaren hani size saldıranlar oluyor, sizi bitirmek isteyenler oluyor. Ve ben de hala bitmedim arkadaşlar, hiçbir zaman pes etmeyeceğim yani. Hop, aman abi, tamamdır, kaçalım. Evet, pes ediyorum, pes ediyorum falan diyormuşum. Hemen kaçalım. Ne kadar ban yesek de hani uğraşsalardı arkadaşlar, kaç yıldan beri yıkamadılar beni, hala çekiyorum. Bakalım ne olacak yani. 2-3 yıldan beri de Türkiye'de Survival Games çeken var mı böyle, hiçbir fikrim yok. Belki vardır ama açıkçası ben tanımıyorum arkadaşlar. Neyse, bakalım ne olacak. Şu adamı arkalamıştı bizi, şöyle bir Katniss RG'yi gösterelim ona. Ve şu anda da ekranda bir SS görüyorsunuz. Dünyanın en iyi PvP'cisi miyim diye Facebook grubumda sordum arkadaşlar bu konuyla ilgili. Bir örnek vereceğim için konuyu Facebook sayfamda böyle bir soruyu sordum arkadaşlar. Hemen bazıları ön yargıyla konuşup işte Ego RG şerefsiz, sen kimsin de kendi dünya birincisi diyorsun işte dediler. Sen kimsin demeleri bence birazcık yanlış. Sonuçta burada hani kaç bölüm Survival Games çekmiş, kaç kişiye hitap eden ve kaç kişiye PvP öğreten birisi var yani. Bu da yanlış bir şeydi ama işte ego falan dediler arkadaşlar. Birazcık ön yargılı davrandılar. Hani bu da birazcık normal, birazcık da garip. Hani hemen ön yargılı davranmamaları gerekiyorlardı eğer beni yeterince tanısalardı ama demek ki yeterince tanımıyorlar arkadaşlar. Ne denir ona? Tabii ki de arkadaşlar, dünyanın kendimin dünyada en iyi PvP'ci olduğumu düşünmüyorum arkadaşlar. Ki bu da cidden hani çok garip bir şey. Zaten bunun hakkında şimdi konuşacağım ama şu adamı önce bir öldürmem lazım abi, lütfen git buradan. Bir dakika arkadaşlar, şu adamı keseyim ben, ondan sonra şey yapacağım, yoksa konsantre olamıyorum. Abicim sen ne yapıyorsun ya, sen hayırdır, sen hayırdır, işte böyle ölürsün. Arkadaşlar yani tabii ki de kendimin öyle olduğunu düşünmüyorum, sadece örnek vereceğim için onu da paylaştım. Öncelikle ayrı soru yapmadık, güzel. Öncelikle arkadaşlar hani dünyanın en iyi PvP'cisiyim demek kimse diyemez diye ben düşünüyorum. Çünkü çok yanlış bir şey. Evet, diyebilirler ama yanlış olur. Mesela hani şey olabilir, ne denir ona abi, kafam karıştı cidden şu an, kafam allak bullak oldu arkadaşlar. Beynim yandı, error verdi beynim arkadaşlar. Neyse,
bir oyunu tamamlayalım, ondan sonra anlatırım. Dünyanın en iyi PvP'cisiyim demek arkadaşlar çok yanlış. Hani mesela 500 benim Survival Games çekmiş olabilirsin, YouTube'da kanalın olabilir, insanlar sana çok iyi oynuyorsun diyebilir. Ama sen çıkıp hani dünyanın en iyi PvP'cisiyim dersen, evet belki sana inananlar olur arkadaşlar. Hani böyle bir iddiayı ortaya atabilirsin ama bu iddia kesinlikle ama kesinlikle yanlış olur. Neden yanlış olur? Bir kere hani evet belki YouTube'da birçok PvP kanalı var arkadaşlar. Mesela adam 50 abonedir ama 100 tane video çekmişti. Bunu kimse bilemez. Mesela tanınmadık birçok PvP kanalda mutlaka eminim ki ben vardır. Takım olamıyorum, kusura bakma. YouTube'da elbet mutlaka birçok PvP kanalda var arkadaşlar. Hani tanınmadık. Hatta YouTube'da olmayıp YouTube'da video çekmeyip çok iyi oynayan PvP'ciler de var. Ben bunları da biliyorum arkadaşlar. Eğer sen gerçekten evet GG'im. Evet kazandık arkadaşlar. GG, tekrar bir oyuna gireceğim çünkü konumu bitiremedim. Sen çıkıp yani hani dünyanın en iyi PvP'ciyim dersen yanlış olur. Eğer insanlara arkadaşlar hani bunu inandırmak istiyorsan, kendine en iyi dünyanın PvP'siyim diye insanlara bunu inandırmak istiyorsan arkadaşlar, da ne yapman lazım biliyor musunuz? Hani ya tüm ünlü böyle PvP'cileri alıp videonda keseceksin böyle, veya tüm böyle dünyadaki PvP'cilerle kapışıp onları keseceksin arkadaşlar. Ki bu da zaten hani imkansız bir şey. Hani bunları yapsan ve insanlar sana inansa bile, sen gerçekte hani dünyanın en iyi PvP'si olmuyorsun arkadaşlar. Şöyle örnek vereyim, mesela CSGO'da falan turnuvalar oluyor, 1v1 turnuvalar falan oluyor. Adam onu kazanıyor arkadaşlar ama CSGO'da hani en iyi oynayan olmuyor. Sadece o turnuvayı birinci bitirmiş oluyor. O yüzden bence bu çok yanlış bir şey arkadaşlar ve çok yanlış bir iddia. Siz de hani açıkçası size de tavsiye etmem arkadaşlar. Gidip mesela şu dünyanın en iyi PvP'si falan demenizi tavsiye etmem arkadaşlar. Çünkü bilemezsiniz yani. Birçok kaç tane PvP oynayan adam vardır. Hiçbirini bilmiyoruz. Mesela 1000 tane server var. Hive MC mesela, Survival Games'i var arkadaşlar. Ve çoğu Türk bilmez mesela. Oradaki Survival Games oyuncuları emin olun ki çoğu MCSC oyuncularından daha iyi oynuyor arkadaşlar. Dediğim gibi birçok oyuncu var hani bilemeyiz, belki şey vardır ve hani öyle bir şey de yok arkadaşlar açıkçası. Mesela ne olur, iki tane çok iyi adam kapışır mesela, iki tane dünyanın en iyi adayı diyelim, böyle dünyanın en iyi PvP'si adayı, iki tanesi kapışır arkadaşlar, bir kazanır, bir kazanır, biri kazanır, biri kazanır. Yani tam olarak dediğim gibi en iyi diye bir şey de olduğunu ben düşünmüyorum arkadaşlar. Ve bu iddianın da yanlış olduğunu ben kesinlikle ama kesinlikle düşünüyorum. Sonuçta hani dünyadaki herkesin PvP'sini biliyor musun da sanki bu adama dünyanın en iyi PvP'si diyorsun. Yani bu da gördüğünüz gibi böyle şey olmuş oluyor. Ben de kesinlikle kendimi şey görmüyorum ama şey olabilir mesela. Dersin ki ben MCSC server'ında Türkiye birincisiyim diyebilirsin arkadaşlar. Mesela ben eskiden kendime diyordum MCSC server'ında ama gidip hani ben Türkiye'de PvP bir MCSC server'ında çok fazla istatistik olup işte şey dersen, ben Türkiye'de şey birincisiyim, Survival Games birincisiyim dersen, bu da yanlış olur. Neden? Hive MC server var, şey server var. Mesela ben MCS'den gördüğünüz üzere kaç bin kere ban yedim arkadaşlar yani. Bu da o yüzden yanlış olur. Hem de arkadaşlar Survival Games hani Minecraft'ta aslında Survival Games diye bir şey yok. Survival Games'e Minecraft topluluğun oluşturduğu bir şey. Serverlar da oluyor. Normalde Minecraft'ın kendi ana yapısında yok. Mesela CSGO'da nasıl bazı böyle hani saklanmaç falan oluyor ya. Onun gibi CSGO'da neler var? Rekabetçi ölüm maçı falan var arkadaşlar. O yüzden hani tam olarak da adalet falan da aranmıyor. Mesela sen belki de çok dünyanın en iyi PvP'si oyuncusun ama MCSC sonunda oynuyorsun diyelim ki. Kimse seni tanımıyor, YouTube kanalın yok, sadece oynuyorsun ama cidden çok iyi oynuyorsun. Ne olur arkadaşlar, hani bir anda server'dan ban yersin ve böyle gider yani dediğim gibi. O yüzden hani Minecraft eğer kendinin böyle tam bir PvP yapısı olsaydı cidden çok hani harika olurdu, efsane olurdu arkadaşlar. Ama böyle bir şey olması da cidden çok zor. Minecraft'ın sadece kendisinin neyse var, Survival'da single player var, diğer multiplayer'lar kendisinin server'ın oluşturduğu şeyler. Çok fazla da haksızlık olabiliyor. Mesela ben gördüğünüz gibi kaç kere ban yedim, şu anda da sınırsız banlıyım. Diyeceklerim bu kadar yani arkadaşlar, öyle. Orada bu o Facebook durumunda böylece açıklayayım yani. Ben onu arkadaşlar sadece sizlere konu amaçlı sordum, yoksa kendimi öyle düşündüğüm için sormadım. Hani o kadar da çok saçma olur. Ve kendisini dünyanın en iyi PvP'si diye düşünenlere diyeceklerim şu: emin olun çok yanlış düşünüyorsunuz ve hani komik düşünüyorsunuz. Neden? Çünkü arkadaşlar dediğim gibi herkesle kapıştım mı senden, emin ol ki iyi oynayan mutlaka biri vardır. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar, ben iyi bir oyuncuyum diyebilirsin ama gidip de dünyanın en iyi PvP'sim diyemezsin yani. Çünkü ya der ama yanlış bir şey olur. Evet, şurada bir adam var. Bakalım ne olacak, o adamı kesebilecek miyiz? Hani YouTube'da mesela arkadaşlar belli başlı kanallar var. Hani PvP kanalları var. Adam mesela yüksek aboneli. Bu adamlardan
başka birçok daha PvP kanalı var. Küçük Allah PvP kanalları var yani. Onlar da hani o adamdan iyi oynuyor olabilirler. Öyle bu kadar bayağı iyi arkalanıyorum bu arada. Harbiden nedense bugün de bende bir arkalanma şeysim var. Lag sorunum var anlamadım arkadaşlar. Hep arkalanıyorum. Bu oyunda bir kere daha mı arkalanmıştım yoksa diğer oyunda mı olmuştu? Hiç bilemeyeceğim. Neyse şu adamdan birazcık kaçalım. Ondan sonra adamı keseceğim arkadaşlar. Hop hop yanmadı. Abi efendisin bitmedi. Abi adam iyi vuruyor harbiden. Iron Sword da var. Bayağı sağlam geçiriyor bize. Biz de gidip o zaman Iron Sword yapalım. Öyle arkadaşlar konum bu kadardı. Kaçalım bakalım ne olacak. Bir dakika şu yemeği de şöyle ye abi. Tamamdır. Şimdi tehlikeli de şu adamı ben keserim ya. Tam iyi vuramadım orada. Bu adamı kesince de 9 kişi var abi daha. Evet birazcık oyunu hızlandıralım o zaman arkadaşlar yani. Gel bu dostum buraya sen öleceksin. Evet öldürdük bunu. Iron Sword'u şöyle alalım. Diğer adamları da keselim. Oltayı aldım arkadaşlar. Evet. Hop FNS yapalım bir dakika. Bu arada dibimde adam var arkadaşlar. Gördüm harbiden saldırmadı reis. Kaç 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 kaç. Clean up'a geliyor ya. Clean up'cı adam. Cesur adam. Şöyle bir yemek yiyelim. Tamamdır. Öyle arkadaşlar diyeceklerim bu kadar yani. Diyeceklerimin de açıkçası doğru olduğunu ben düşünüyorum arkadaşlar. Zaten hani mantıklı olan adam da anlar. Doğru düşündüğümü söylüyorum. Sonuçta hani... bir turnuva olsa bile sen hani dünyadaki tüm PvP'leri kessen bile sadece o turnuvanın birinci olursun. Dünyanın en iyi PvP'si olmazsın. Neden? Çünkü değişebilir yani. Bugün kesersin belki yarın kesemezsin arkadaşlar. Sonuçta herkes iyi oynayacak diye de bir şey yok. Sen de gel buraya clean up reis ve evet bunu da kestik arkadaşlar. Oyunu coşturuyoruz şu an ha. Ne diyorsunuz? Aynen oyunu coşturuyoruz. Şöyle yemeği de yiyelim. Bundan sonra da açıkçası 2 oyun atmayı düşünüyorum. Çünkü acayip kısa oluyor arkadaşlar cidden videolar. Bundan sonra da 2 oyun atabilirim bu şekilde. İnşallah bakalım bunu da kazanırız yani. 6 kişi kalmış. Evet bakalım ne olacak. Hani şey bile diyemezsin açıkçası. Bu bile bence yani şu Türkiye'deki en iyi oyuncuyum bile demek yanlış arkadaşlar. Mesela benim Soral Games'imi izleyen bayağı bir mesela beni izleyen 400.000 PvP kitlesi var ve mutlaka hani beni izleyenlerin arasında beni kesen çıkabilir mi arkadaşlar? Çıkabilir yani çıkmayacak diye bir şey yok. Hatta 300.000 kişiden mesela 400.000 kişi benim PvP'mi izliyorsa bayağı birkaç kişi 10 kişi falan bayağı kişi çıkabilir yani hiç belli olmaz. Gidip de yani Türkiye'de bile en iyi PvP'ciyim demek çok yanlış olur yani. Her şey için böyle bir genellik yapmak yanlış olur arkadaşlar. Oha oha orada parti var orada parti var gidip biz de katalım. Neyse bu konu hakkında artık konuşmayacağım çünkü konuştukça saçmalayabilirim arkadaşlar. Evet üçlü takım varmış. Hop abi abi envanter açıldı. Abi şaka mı bu ya? Abi güzel makro mu desem ne desem bilemedim yani. Makro değil ama iyi vurdun ardından sağlam vurdun. Ve envanterin açılması da ayrı bir olay. Üçlü takım var arkadaşlar bu arada. Hop aman dikkat diyeyim benim arkamdan gelmesinler bir de çok sıkıntı olur. Abi tamamdır gelmiyorlar. Üçlü takımla karşı karşıyayız. Biri diğerini kolluyor. Bu ikisi de beni hallediyorlar yani ama canlarının az olduğunu düşünüyorum. Hatta şu adam ölecek belki. Katniss RG öldürecek mi? Katniss RG'den bir Katniss gelir mi kaçtı? Bakın işte ikili noob team. Hop yakalım abi. Abi kaç 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 kaç. Aman 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 dikkat. Öl artık be dostum sen de. Niye çıktın abi sen de ya? Harbiden sen de öl artık. Bu da ölecek arkadaşlar. Ölmüyorlar yalnız. Adamların şöyle ilginç bir yanı da var arkadaşlar. Ölümsüzler mi gibi bir şey yani. Hadi öl artık be. Bu adam arkadaşlar Gepu demiş yoksa imkansız bu kadar yaşaması ve Katniss işte bu. Gel bakalım buraya sen de. Diğer ikili takımın üyesi. Hop clean up atacaksın. Hop bu taktikler bize işlemez. Hop bu taktikler bize işlemez. Hop aa işledi lan. Neyse kaçalım arkadaşlar. Ölmek istemiyorum. Birazcık tedbirli oynayacağım abi. Lag oluyor. Lag oluyor. Lütfen ölmeyeyim. Lag olursa da arkadaşlar bu videoyu atacağım lagdan dolayı ölürsem de. Ve buna da Katniss. İşte Katniss RG'nin gücü arkadaşlar. İkili takımı dağıttık. Güzel oldu. Deathmatch'te 3 kişi kaldık. İnşallah kazanırım. Adamlar bana karşı takım olurlarsa büyük ihtimalle kaybederim arkadaşlar. Hatta takımlarsa da büyük ihtimalle kaybedebilirim ama elimden gelenin en iyisini yapacağım her zamanki gibi yapmaya çalışacağım diyeyim en azından. Hop şunları şöyle birleştiriyor muyuz? Yok birleşmiyormuş abi. Tamamdır. Neredesiniz abi? Team göremiyorum her neyse. Aa karşıdalar abi. Biri aynı set diğeri. Seti çok fazla iyi değil. Bizim de 6 tane okumuz var. Oyunu kazanabiliriz arkadaşlar. Tek yapmam gereken şu Iron Set'e vurmak diyecektim ki çok korkuk oynadım şu an. Evet niye bu kadar korkuk oynadım ben de bilmiyorum arkadaşlar. Ama harbiden korkuk oynadım. Bir dakika şu yemeği şöyle yiyelim. Iron Set'e saldıralım da abi korkuk oynamanın mantığı şu herhalde. Böyle clean up olayları olabilir arkadaşlar ve ben şu an öldüm abi ya. Güzel teamli abi güzel harbiden ikisi de benim ağzıma sıçma amaçlı oynuyorlar şu an. Neyse ölsem de atarım arkadaşlar bu videoyu tabii ki de atacağız artık yani. Sonuçta güzel yani güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Biz clean up atalım abi birazcık da ya.
Adamlar arkadaşlar işi de biliyor açıkçası, öyle mal adamlar da değil. Birini öldürsen diğeri gelir beni öldürebilir. O zaman şu adam böyle geliyordu ya. Şu adam bana ok atıyordu, ben de atsam diyecektim atamadım. Neyse şu adamı bir aslında deri setliği de ortadan kaldırsak daha iyi olabilir de bilemeyeceğim ya. Şu okları bir alalım. Hops. Bak ya adam bakıyor abi, F5'ten falan bakıyor. Yusuf Türk ya. Ulan Yusuf Türk'sün, bize hiç şey yaptın yok, bize hiç pas vermeyin. Neyse şaka yapıyorum bu arada. Abi bu adam Gapple var abi, bu daha da tehlikeli ya. Adamların ikisinin de durumu aslında benden şu an daha iyi arkadaşlar. Evet diğerinin hani seti kötü gibi gözükse de avantajlı, bence benden daha avantajlı. O yüzden o avantajı kullanıyor. Hatta ama şu adam iki yer ya. İki vuruşta ölür de diğer adam sonra beni keser abi. Hop şu adam şöyle bir FNS falan. Hop. Hop. Abi yanmıyorlar reisler ya. Bir dakika arkadaşlar. Ya bu oyunu illaki benim şey yapmam lazım. Benim saldırıya geçmem lazım. Bu ikisi saldırıya geçmez arkadaşlar. İkisi tane 10 dakika beklerler. Abi saldırsanız iyi olacak. Yusuf gel ya. Abi clean up yiyeceğim ama ben de sonra. Ne yapayım ya? Hop. Hop Yusuf'un işi bitti. Tamamdır. Yusuf'un işi bitti. Yusuf goodbye Yusuf. Yusuf goodbye. Hop. Hop öleceksin dostum. Öleceksin ve GG işte bu. Evet, umarım güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Beni teşekkürler, videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın, hepinizi seviyorum, bay bay.